etmeyenleri dünya ve ahirette rezil edeceğini bize bildiriyor. İslam böyle. Ben namaz kıldım, ooo kardeşim falan kötü yolda, beni ilgilenme dedi mi kütük olursun. Onu düşüneceksin, onu. Vaktin yoksa farzı kıl, nafileleri kılma, nafileleri kılma. Onlara ayırdığın vakti kahvedeki genci kurtarmaya ayır. Bitti. Çünkü bir yerde yangın varken o yangına koşmak ümmetin üzerine farzdır. Cuma'ya geliyorsun, burada bir Alman kaza geçirdi. Almanya, imdat diyor arabanın içinde. Cenab-ı Hak Cuma'ya gelme diyor, geri dön. O kulumu hastaneye kaldır. Cuma namazını farz kılmıyor. Cuma, cumasız kılınmaz. Bir efendim hayvanın suya düştüğünü düşün, boğuluyor zavallı. Cuma'ya gelemezsin, o hayvanı kurtaracaksın. Bir yerde yangın var, imdat deniyor, sen su taşıyacaksın. Cuma'ya gidiyorum Allah'a ısmarladık diyemezsin. O yangına su taşıyacaksın. Ya Rabbi Cuma geçiyor. Geçsin kulum, git evde öyle yıkıl. Başkalarını kurtarmayacaksın. Bizim dinimizin özelliği bu. Başkalarını kurtarmak için Müslümanız biz. Sadece kendimiz değil. Hem kendimizi kurtarmak için kulluk yapacağız, hem de başkalarını kurtarmak için. وَلَيَجِيَنَّ اَكْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُمْ حَسَنَاتٌ كَاَمْتَالِ الْجِبَالِ فَيُؤْمَرُ بِهِمْ اِلَى النَّارِ Kıyamet günü mahkeme-i kübraya sevapları dağlar gibi olanlar gelecek. Dağlar gibi sevap, Allah Allah. Cenab-ı Hak emredecek, alın bunları cehenneme atın. فَيُؤْمَرُ بِهِمْ اِلَى النَّارِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَوَ يُسَلُّونَ Onlar namaz kılıyorlar mıydı ya Resulallah? قَالَ نَعَمْ كَانُوا يُسَلُّونَ وَيَسُومُونَ وَيَأْخُذُونَ وَهْنَ مِنَ اللَّيْلِ Namaz da kılıyordu, oruç da tutuyordu. Birçok kulun yapamadığı gece teheccüde de kalkıyordu. Ama atın bunları cehenneme. Suçları ne ya Rabbi? لَا وَلَاكِنَّهُمْ اِذَا لَاحَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَتَبُوا عَلَيْهَا Dünyadan bir makam, bir mevki, bir rütbe, bir zenginlik, bir şöhret kendilerine verildi mi? Oraya koşuyor. Kullarımı cehenneme götüren şeytan avcılarının tuzağa düşürdüğü kullarımı kurtarmaya çalışmıyor. Başkalarını kurtarmaya. Yüzü bile ekşimiyor. İnsanın vicdanı sızlar. Şu kahvenin önünden geçerken camiye gidiyorsan vicdanın sızlaması lazım. Nasıl koşuyorsun onlar oradayken? O senin kardeşlerin kahvede şeytanın alına düşmüş, beni kurtaran yok mu derken nasıl rahatlıkla koşabiliyorsun? Bir de ya Rab beni cennete koy diyebiliyorsun ya. Öyle olsaydı Allah Resulü'nün Kabe'de namaz kılmasına müşrikler mani olmuyorlardı ki, tavaf etmesine mani olmuyorlardı ki, Allah Resulü'nün karşısına niçin geçtiler? Kur'an'la Mekke süslensin, insanlık kurtulsun dedi. Oo, sen onlara karışamazsın, kendini kurtar kafi. Bütün insanlığı kurtarmak için gece gündüz çalışmaya mecburuz. Cihat böyle bir ibadet, toplu olarak yapılıyor. Rengin belli olursa... Cihadın... Evet. Hocam, rengin belli olursa, üniversitede okuyan çocuk makam mevki sahibi olamaz. İşte onları sonra sorarsınız. Allah diledi mi, dilediğini dilediği makama getirir. Mevki ve makamların sahibi Cenab-ı Hak'tır. İzzet içerisinde yaşamak, en yüksek mevkide zillet içinde yaşamaktan hayırlıdır. Evet. Cihadın bir başka özelliği, gerekirse can verilir. Hiçbir ibadette can ruhsatı yoktur. Ben öyle namaz kılayım ki ayağım şişsin, 10 saat secdede dedin, günah işlersin. Eziyet içinde namaz kılınmaz. Onun ölçüsü bu. Ben öyle oruç tutayım ki birinci gün iftara kalkayım, 30 gün imsa efendim, sahura kalkayım, 30 gün iftar yapmayayım, 15 gün öldüm ya Rabbi oruç yolunda, doğru cehenneme girersin. Eziyet yok, vücuda eziyet yok. İbadetlerde vücuda eziyet yok. Ölemezsin. Allah Resulü'nün yaptığı gibi yapacaksın. Ama cihat öyle ki gerekirse kan veriyorsun, işte verdiler. İbadetler kaç bölümdür gençler? 3 diye yutturdular bu dönemde. 4.'sünü makasladılar. Ya 1, bedenle yapılan ibadet. Misal, namaz, oruç. 2, malla yapılan ibadet. Misal, zekat, sadakayı fıtır. 3, hem mal hem bedenle yapılan ibadet, hac. 4.'sü nerede? Makaslayıverdiler. Çünkü o cihat makaslanmasaydı Johnny buraya gelemezdi. Sütçü mama yetmezdi Antalya'da. Vallahi bir mama yetmez. Damarlarını kestiler milletin, cihat damarlarını. O ibadetin adı ne?
cihat. Nasıl bir ibadet? Dikkat edin, hem mal, hem beden, hem canla yapılan ibadet. Tek tek ruhsat, can vermeye tek ruhsat cihat. Allah'ın dini hakim olsun. Cihat öyle bir ibadettir ki mizanı yoktur. Allah Allah. Her ibadet tartılacak, cihat eden ibadeti tartılmıyor. Öyle bir ibadet. Ne kadar mutluluk. Bir Müslüman secdede Sübhane Rabbiyel Ala derken vefat etse, secdede. Secdede vefat edeni alın, yıkayın, kefenleyin, huzuruma getirin, sevabını tartın, sevabı ağır gelirse cennete koyun. Oruçlu iftara 5 dakika kala vefat etti. Oruçlu vefat edeni yıkayın, kefenleyin, sevabı ağır gelirse cennete koyun. Hacda Kabe'de lebbeyk Allahümme lebbeyk. Kabe'yi dönerek vefat etti. Onu da yıkayın, kefenleyin, öyle cennete koyun. Ama Allah'ın dini benim ülkemde, Allah'ın senin sözü benim ülkemde geçerli olsun diye gece gündüz gayret gösterirken vuruldu, şehit oldu. Şehit kulumu yıkamayın, kefenlemeyin, öyle huzuruma getirin. Allah Allah. Senelerce araştırdım, bu şehit neden yıkanmaz? Aa. Şehidin yıkanmamasının sebebini Cenab-ı Hak açıklıyor. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلَا حْيَاهُمْ وَلَا كِنَّا تَشْكُرُونَ Ölümden korkanlara tavsiyem. Ölümden korkuyor musunuz? Allah yolunda şehadet hazırlanın. Şehit ölmeyecek, bitti. Şehitler ölmez diyor. Dipdiridir sizin aklınız, dünya ilminiz bunu anlayamaz diyor. Dipdiri. Şehit ölmediği için acıyı tatlıyı duyar. Şehit asker vuruldu. Ya Rab düğmelerini çözelim, çözelim mi? Kefenleyeceğiz, sakın ha. Düğmelerini çözmeyin, yaraları acır, şehit feryat eder. Şehidin feryadına Rabbin tahammül edemez. Bırak, kefeniyle dursun, elbisesiyle dursun. Ya Rabbi elbisesinin üzerinde kanlar var, kanlarını silelim mi? Yok, ey kulum, kanını da silme. Neden? Su dökersen şehidin yarası acır, yine feryat eder. Allah onun feryadına dayanamaz. Ne istiyorsun şehit kuluma ya? Dinim için öldü. Bırak, şehidi kendi elbisesiyle, kanıyla kabul ediyor. Şehidin sevabı şu kadar olsa, 1 kilo sevap, 10 gram sevap, günahı trilyon, trilyon, trilyon ton, dünya dolmuş, Cenab-ı Hak diyor ki, tartmayın, alın cennete götürün. Şehidin mizanı yoktur. Herkes cennete koşarak giderken şehit oturacak. Ey kulum, neden oturdun? He? Ya Rabbi, ben senin dinin için genç yaşta yavrularımdan oldum. Göremedim onları. Şurada anamı gördüm, bana üzüntülü bakıyor. Yavrum beni kurtarsa diye. Ya Rabbi, ben anasız cennete girmem vallahi. Alnında cehennemlik yazıyor. Anamı ver gireyim. Ya Rabbi, babamı da istiyorum. O da cehennemlik olmuş. İmtihanı kazanamamış. Alnında cehennemlik, onu da ver. Ya Rabbi, çoluk çocuğum var. Beni göremediler dünya gözüyle. Ben cennette evlatsız ne yapacağım? Onları da ver dediğinde Cenab-ı Hak meleklere diyor ki, ey melekler, şehit kulumu ağlatmayın. Dilediği 70 cehennemliği alsın, beraber cennete götürsün. Bu ibadeti Müslümanlara unutturuyor. Bu ibadeti yaparsanız hel edullukum ala ticaretin tunciküm min azabin elim. Sizi cehennemden koruyacak, dünya ahirette mutlu kılacak ticaret yolu göstereyim mi? Göster. Ya Rabbi, tu'minune billah, Allah'a iman, 99 ismiyle. Hüküm onundur, dünya önündür, dünya onundur, dünya içinde düzen onundur, sistem onundur, her şey onundur. Allah'ındır demek suretiyle Allah'a iman edeceksiniz. Başka? Ve Resuluhu ve Resul, Allah'ın Resulüne iman edeceksiniz. Ve Resulihi, Resulüne iman edeceksiniz. Onun liderliğini, onun komutanlığını, onun önderliğini, onun rehberliğini kabul edeceksiniz. Ve bu yolda Allah Resulüne öyle aşık oldunuz ki, onun sözleri mektepte, onun sözleri hayatta, onun sözleri sokakta, onun sözleri televizyon ekranında, onun sözleri sinemada, onun sözleri gazete sütununda, cessun için malınız ve canınızla coşacaksınız. İşte cennet. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Böyle bir çalışma, böyle bir yola ortak olma, böyle bir yere dilekçe verip ben varım ya Rabbi deme, matematiğiniz varsa bilenler için bu yol en hayırlı yoldur. Cenab-ı Hak bu ayette geçen ticaret yoluna ortak olanlardan bizi eylesin. Amin. Bugünkü cihat ibadetinin en güzel çalışma şekli, Müslümanların bulunduğu ülkede iktidarı Müslümanlaştırmasıdır. Şimdi elinizde siyasi bir imkan vardır. Önünüzde çeşitli badireler var. Göreceksiniz,
Bu dava büyüdükçe çeşitli oltalar atılacak. Cemaatin bölünmesi, yeni yeni oyunlar. Şimdi yakında göreceksiniz, bir takım partiler kurduracaklar. Dinci parti. Şaşıracak Müslümanlar hangi tarafa gidecek. Efendim Şeriat Partisi, Kur'an Partisi, İslam Partisi, Amerika bir sürü parti kurdutacak. Neden? Refah, milli görüş büyüyor çünkü. Onun için bu tedbiri alıyor bugünler. Biz bunları 3 sene evvel konuşmamızda söyledik. Bir gün gelecek 163'ü kaldıracaklar. Bir gün gelecek Ayasofya'yı açacaklar. Bir gün gelecek okullara Kur'an dersi koyacak. Şimdi söylüyorum konacak. Bir gün gelecek Türkiye'de bu düzenin salikleri, Amerikancılar Refah'ın, milli görüşün iktidarda olmaması için kontrollerinde bir şeriat nizamını da ilan edeceklerdir. Burada söylüyorum. Amerika Suudi tipi bir şeriat. Ha? Bugün söyledim konferans salonunda. Kendi menfaatlerine dokunmayan. Sömürü devam. Namaz, oruç, hac, zekat. Zavallı hırsızlık etti, onun kolunu kes. Milyonlarca holding hırsızlık yap, o geçsin. Suud'daki böyle. Göstermelik. Yani süsü var, motoru yok. Anlıyor musun? Araba var, motoru yok. Kaporta haline gelmiş. Neden? Çünkü Müslümanlar siyasi mekanizmayı el attı mı, hele Türkiye bu işine başarılı olsun, bütün dünya, bak bugün söyledim, Türkiye kapısı dünya insanlığına açılsın, yani Türkiye abi olsun, bitmiştir. Amerika'nın, Rusya'nın, Avrupa'nın pili bitti. Türkiye'de büyük roller var. Çünkü hadis-i şerif, hilafet kaldırıldığı yerden ayağa kalkacaktır. Yahudi bu hadis-i şerifi biliyor. Bu hadis-i şerifi bildiği için bütün tahribatları Türkiye üzerinde yaptı. Çanakkale'de tahribatın fazla oluşu o şehitlerden intikam içindir. Çok fazla tahribat yaptılar. Bu taraf, Ege taraflarında hep tahribat. Ama buna rağmen o şehitlerin torunu baktım, bugün Çanakkale'de mutlu olarak, mutluyum ve mutlu olarak Çanakkale'den döneceğim. Elhamdülillah tohum toprağa atılmış, Allah'ın izniyle filizini vermek üzere. Allah'ın izniyle. Çanakkale şehit dedenin milli görüşüne dönüyor. Seyit Çavuş milli görüşçüydü, Çanakkale'de milli görüşün olacak. Allah'ın izniyle. Başka bir gideceğimiz bir yol yok Allah'ın izniyle. Bakın burada söylüyorum. Müslümanlar bulunduğu memlekette idareye talip olmadıkça İslam'ı yaşamaları mümkün değildir. 124 bin peygamberin %99'u sarayda doğmuştur, sarayda büyümüştür ve sarayla mücadele etmiştir. Bunlardan alınacak ders var akıl sahipleri için. Saray dediğimiz iktidar, iktidar mevkii. Sarayda büyümeyen, sarayda doğmayan peygamber ismi azdır. Mücadelelerin en kestirme yolu, Müslümanlığı yaşamanın en kestirme yolu iktidarı Müslümanlaştırmak olduğu için Cenab-ı Hak peygamberlerini hep saray sülalesinden göndermiştir. Mesela Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılıyor, kuyuda kardeşleri kuyuya atıyor, tacirler, tüccarlar alıyor, köle pazarında satıyor, kim alıyor? He? Mısır velisi, Mısır kralı, he? Sarayda büyüyor, bak. Sarayda büyüyor. Cenab-ı Hakk'ın kanunu bu. O sarayda büyüyor. Sarayda müsteşar, maliye bakanı derken Mısır meliki. İnkılap. İbrahim Aleyhisselam Urfa'da. Nerede büyüyor? Söyleyin. Nemrud'un sarayında. Babası, babalığı Azer büyütüyor. Sarayda yetişiyor. Nemrud besliyor. Nemrud. Ya düzenin içinde mücadele olmazmış. Ne oluyor? Düzen besliyor. Ve İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la boğuşuyor. İlla Nemrut gidecek. Nemrut. İbrahim Aleyhisselam. İlla Nemrut gidecek. Yahu cami yapalım, kubbeli olsun, bırak. Önce iktidar. Müslümanlaştırılmazsa bu camiler bir gün gelir, meyhane deposu yapılır. İktidar senden olmadı mı böyle yapar. Yapılmadı mı? He? Yapılmadı mı değil. Yeşilköy'den Sirkeci'ye giderken pavyon yazan yerlerin tamamı. 544 sene ecdadımın hadis okutulduğu mekteplerdi, Kur'an okutuluyordu. Oluyor işte, iktidar senden olmadı mı? Sen bina yap, o gitsin pavyon yapsın. Musa Aleyhisselam Mısır'da. Firavun herkesi kesiyor. Anası bu kesilmesin, sepete koyuyor, Nil'e atıyor, saraya geliyor. Allah Allah. Sarayı herkesi keserken onu besliyor. Cenab-ı Hakk'ın planı böyle. Sarayda büyüyor Musa Aleyhisselam.
Sarayda yetişiyor, kimle mücadele? He? Firavun'la iktidarla. Ben siyasetle uğraşmam. Siyasetin şerrinden Allah'a sığınmam. Sen peygamberlerin tarihini çok okudun. Siyasetle uğraşmayan bir peygamber ismi bana gösterme bir tane ya. Nazarlığın. İktidarla boğuşmayan, iktidarı Müslümanlaştırmak için mücadele etmeyen bir peygamber ismi gösteriniz ya. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ olan Nur Muhammed'imiz sarayda doğuyor. Mekke hükümetinin sarayında. Kim o? Kureyş kabilesi. Mekke'yi o idare ediyor. Dedesi Abdülmuttalip devlet başkanı. Amcası Ebu Talip devlet başkanı. Sarayda yetişiyor. Bakma Cenab-ı Hak son peygamberini bile o devirdeki hükümetin sarayında görevlendiriyor. Neden? Bunlarda ibret var. İktidarı ele geçirmenin en kestirme yolu bu olduğu için. Sarayda büyüyor, yetişiyor, amcalarıyla mücadele. Bedir Harbi, he? Bedir Harbi ırk savaşı mı söyleyiniz? He? Irk savaşı mı? Irk. Yok. Renk savaşı mı? Hayır. Lisan savaşı mı? Hayır. Toprak savaşı mı? Hayır. Aynı kabile ya. Aynı kabile. Bırak aynı kabile, aynı ev. Hazreti İkrime radıyallahu anh burada. Babası Ebu Cehil karşıda, Bedir Harbi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık burada. Oğlu karşı taraf. Bedir Harbi'nde kardeş kardeşe niçin kılıç çekiyor ya? Niçin? Bu işin kardeşi yok ki. Dünya kurulalı beri kıyamete kadar hak batılın mücadelesi içindedir. Onun için peygamberlerin bu metodundan ders alan Müslümanlara diyoruz ki elinizde bir fırsat var ya. Ne kılıç kullanacaksın, ne yumruk kullanacaksın, ne terörist olacaksın, ne terörizme gireceksin, hiçbir şey yok. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu devlet bizim. Şehitlerin emaneti, baykuşlara bunları bırakacak değiliz. Elinizde imkan var. İdarecinizi Müslüman seçeceksiniz. Bitti. Şu memlekette kızımın başörtüsünü açan benim. Oy veriyorum, açtırıyorum. Ennâsü alâ dîni mulûkihim. İnsanlar idarecilerin dini üzeredir. Ne demek bunun Türkçesi? Ey Müslüman, bulunduğun şehirde Müslümanlığı yaşamak istiyorsan idarecini Müslüman seç. Demin konumun başında ne dedim? Biz Allah'ın müsaade ettiği kadar Müslüman değiliz. Rejimin Yahudi kanunlarını müsaade ettiği kadar. İşte bu hadis-i şerifin tercümesiydi. İnsanlar idarecilerin dini üzeredir. Sen istediğin kadar efendim ben istediğim gibi Müslümanlığı yaşarım de yaşayamazsın diyor. İdarecinin müsaade ettiği kadar Müslümanlığı yaşarsın. Rusya'da hiç etmedi, yaşamadılar. Yaşayamadılar. Burada da efendim kendi menfaatlerine dokunmayacak kadar Müslümanlık müsaadesi var. Ve şimdi önümde bir ayet bununla bitiriyorum. Çok yoruldunuz biliyorum, hakkınızı helal edin. Ve yevme yevuddu zalimu ala yedeyhi yekulu ya leyteni ittekattu me'ar resulü sebila. Ya veyleta leyteni lem ettehid fülanen halila. Allah muhafaza buyursun. İşte Kur'an, Kur'an'la barışılsaydı böyle konuşmaya hiç gerek yoktu. Eve gidince okuyun 363. sayfa Furkan suresi. Furkan suresi 29. 27. 28. ayet-i kerimeler. O gün zalim insanlar ellerine vuracaklar. Şöyle vuracaklar. Cehennemi görünce karnına geldi kaldı diye yazdı. Ellerini birbirine vuracaklar. Diyecekler ki ah ben Resul'ün yolunu seçseydim. Resul'ün yolunu. Onun sıratını, onun yolunu seçseydim. Onun nizamını seçseydim. He? İçinde faizin, kerhanenin, fuhuşun, sömürünün olmadığı milli görüş yolu. İşte milli görüş bu yol. Onu seçseydim. Kur'an'da 45 yerde milli görüş geçer. Fettebi'u millete İbrahim'e hanifa. İbrahim'in dinine uyunuz. Milli görüş demek dini görüş demektir. Türkçesi bu. Ona uyacağım. Ve devam ediyor. Ya veyleta leyteni lem ettehid fülanen halila. Ah ne olaydı dünyada falan lideri dost edinmeseydim cehennemi boyladım. Ah benim başıma gelen. Bu ayetler öldükten sonra okunmaz. Okunur. Dostunuzu iyi seçiniz. Kişi ahirette sevdiğiyle beraber. Mesuliyet çok tabii. Dost seç. Hacı Efendi'ye konuştuk. Rize'de, şurada, burada, Türkiye'de. Hocam dedi, çok doğru dedi. Çok doğru ama
Ben dedi babamın vasiyetini kıramam dedi. Demokrattan ayrılamam bu yaşta, 70 yaşından sonra. Mecburuz dedi, konuşmaların doğru ama dedi, dedemin yolundan ayrılamam. Atalarımızın dini üzere gideceğiz. Öyle mi? Kendisine dedim bak ya, 3 saat konuştum, Allah'tan kork ya. Hala mı jeton düşmüyor sizin? 1 saat tefekkür 1000 yıl ibadetten hayırlıdır. Boşuna dememiş peygamberimiz. 1 saat. Allah'a yemin ediyorum Türkiye'de Müslümanlar 1 saat düşünsün Türkiye İslam gelir. 1 saat tefekkür. Öyle bir sistem kurulmuş ki kimse düşünemiyor. Fakirlikten, borçtan, meşgaleden, arkası yarın filmlerinden, öyle böyle düşünecek zaman bırakmıyor. Boşluk. Boşluk. Futbol maçı, efendim 7 gün maçlar. Galatasaray ne olacak, Beşiktaş ne olacak, yaşa çok yaşa. Biraz da sen yaşa, hem Galatasaray yaşa. Biraz da sen yaşa ya. Galatasaray'ın kurucusu Ermeni, Beşiktaş'ın kurucusu Ermeni. Bunlar köşeyi dönmek için milyarlar soyuyor millete. 11 orada oynuyor, sen bütün dikkatler orada, 7 gün. Toto doldurma, kim kazandı, kim iyi gol attı, haftanın yıldızı kim, tefekkür yok. Mahsus yapmış. Yahudi futbolu yasak etti. Futbol tefekkür önler. İsrail en güzel futbolcu bulabilir. Milyarlık zengin, futbol yasak diyor. Beden yetiştiren sporlar. Amerika'da futbol yok. Zeka geliştiren sporlar. Neden? Amerika sömüren mi devlet? Avrupa'yı da bununla sömürüyor. Türkiye'de İslam alemini de. Futbol. Hele Araplarda bir hastalık. Bir maç nakli dinledim anam, vallahi gol diyor, billahi gol. Tallah karısını boşayacak herif. İnan böyle, spiker. Öyle hastalık. Bu kadar hastalık, neden? Tefekkürü önlüyor. 1 saat İslam alemi düşünse, neden biz fakiriz ya? En zengin yerdeyiz, en havalı yerdeyiz, en güzel yerdeyiz. Dünyanın siyasi coğrafi konumu olarak en güzel bir vatanımız var. Biz neden Avrupa'ya çöpçü gönderdik? Neden insan ihraç ettik? 5 boynuzlu oteller niçin yapıldı? Bunları 1 saat düşünsek ya, 1 saat. Bak peygamberimiz diyor, 1 saat tefekkür 1000 yıl ibadetten hayırlı. Hangi insan bu ülkenin kaptanlığına getirilir? Kimler layık? Vallahi tefekkür ettiği an bulacak. O dedeme sordum ya, bir deşette düşün ya. Nasıl düşüneyim? Senin dedim 10 tane çoban koyunun olsa, 10 koyun. Hangi adaya çobanlık verirsin? Ben de adayım, belediye başkanı. Falanlar da var. Hangi? Sana veririm dedi. Neden? Öbürlerine oy veriyorsun, bana çobanlık veriyorsun. Neden? Sen dedi dürüstsün. Koyunları yemezsin. Onlar dedi içer, her gün bir koyunu yutar. Akşamda kurt kaptı der, kendi yedi. 10 günde koyun biter diyor. 10 tane koyuna teslim etmediği, 10 koyunu teslim etmediği adamlara devlet çobanlığını bu millet de teslim ediyor. Neden? Tefekkür yok. Amca bir dua edelim ya. Edelim. Dua deyince hoşuna gidiyor. Cennete göndereceğiz. Ya Rab, ben elimizi açtık. Dua ediyoruz. Ya Rabbi beni, o da diyor, beni dünyada sevdiğim liderle kabirde, ahirette, sıratta, mahkemede buluştur. Amin de demem dedi. Neden demiyorsun ya? Onunla diyor cehennemde buluşur. Biliyor acıyı. Biliyor. Neden demiyorsun? Diyemem diyor. Amin dedik mi gittik. Hacım desen de demesen de Allah'ın kanunu bu. Yevme. İsra suresi 71. Eve gidince okuyun. Yevme ned'u külle ünesin bime. O gün erkek kadın herkesi lideriyle çağıracak. Ahmet kalk, Ayşe kalk, milyarlarca insanı melekler çağırmayacak. Aynen müfessir tefsirinde ya etba'e firavun, ya etba'e nemrut, ya etba'e filan diye. Ey filana uyanlar, bitti. Onun için milletimizin tefekkür etmesi lazım. Neyim, benim görevim ne, Müslüman olarak ne yapmam lazım, bu ülkede mesuliyetim ne, ecdadım nasıl çalışmış, bunları bilmek lazım. Bunun için Müslümanlar Allah'a, Resulüne iman, bütün gücüyle, malı ve canıyla şu Türkiye'ye güzellik, hayır, hak hakim olsun, adil düzen gelsin, milli görüş zihniyeti gelsin diye gece gündüz çalışmak mecburiyetinde. Bir defa bu işi yapalım, Allah'ın izniyle göreceksiniz. Mektepte,
fabrikada, iş yerinde, sokakta, her yerde hayat bir değil, bir bamba başka hal alacak. Herkes birbirine saygılı olacak. İstemez misiniz çoluk çocuğunuz eve geldiğinizde size havluyla karşılık versin? Havluyla gelsin, hocam, babam hakkını bana helal et, ana, ayakların altında cennet var, senden izinsiz cennete giremem. Ne olur şu ayağın altını bir ölmeden öpeyim diyecek evlatların yetişmesini bu ülkede istemez miyiz? Öyle işveren ki acaba hangi işçimin hakkı bende bana geçti diye gece sabaha kadar uyuyamayacak işverenler olsun bu ülkede istemez miyiz? Bunun yapılması zor değildir. Biz 600 sene, 1000 sene bu medeniyetin içinde yaşamışız. Şimdi 60 yıldır bir bozukluk var. Yeniden düzeltmek, 600 sene bu denenmişse, bugün o denenmiş şeyin tekrar tahakkuku mümkündür. Yeter ki Müslümanlar olarak bütün gücümüzle el birliğiyle çalışalım. O gün geliyor, yakındır. Allah'ın izniyle milletimiz artık böyle bir çuval unla, bir çuval şekerle oy denilen silahını satmak zilletinden kurtuluyor. Düşünerek gidecek oy sandığına. Her şeyi düşünerek yapacak. Ve böylece Allah'a, Resulüne iman, mal ve canına bütün gücüyle cihat etme ayetinin şuurunda bu ticarete ortak olma zevkine inşallah yaşayışıyla, sözüyle, diliyle, gönlüyle, çalışmalarıyla ermiş olacak. Allah bizi ticaretine ortak eylesin. Amin. Cennet yolunu gösteren, cehennem ateşinden koruyan, Allah'a iman, Resulüne iman ve onun yolunda malı ve canıyla yeryüzüne sözü hakim olsun diye çalışma şuurunda kullardan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Maide suresinde Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileri ayetini açıklar mısınız? Özellikle ülke yöneticileri filan haklarında diyor. Bu ayeti biliyorsunuz. Bunları ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul kafirun. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler inkarcıların ta kendileridir. Neden? Cenab-ı Hak kendisinin nimetlerini inkar edene nankör deme hakkı var. Bizim de evladımız bizi dinlemedi mi ona nankör diyoruz. 70 yaşına geldik. Evlat diyor ki hanımının yanında, nankör babaya ne elini gördüm. Allah Allah, bir günlük hanımı için beni reddediyor. Ne deriz? Defol be. Seni mirasımdan attım. Ne nankör evlatsın. Verdiğin nimetleri, evladına verdiğin nimetleri evlat inkar etti, nankör oldu. Peki Allah'ın verdiği nimetleri o kul inkar eder. Senin kanun nedir dersin, ne olur nankör olur. İşte bu ayette sadece hüküm noktasında inmiştir. Müslümanlar dediğim gibi bütün mal ve canlarıyla mücadele ederek bu ayetin vebalinden kurtulmak mecburiyetindediler. Ama herkes mesul, gücü nispetinde mesuldur. Kimse gücünün dışında şeylerden mesul değildir. Yani bu ayetlerin ışığında bir takım gençler böyle ifrat noktada yorumlar yapıyor. Bunlar doğru şey değil. Herkes gücü nispetinde mesul. Cenab-ı Hak bize neden siz İslam düzeni içerisinde yaşamadınız diye bir soru sormayacak. Neden? Çünkü İslam düzeni içinde doğmadık. Cenab-ı Hak bize bu düzenin Müslümanlaştırılması için niçin çalışmadınız diye soracak. Çalışmamaktan mesulüz. Gücümüz kadar çalışırız. Bunu bilelim, bu husustaki ayetleri yanlış yorumlamayalım. Müslümanlar arasında herhangi bir ihtilafa sebep olmayalım. Biz böyle bir toplumda doğduk. Şimdi bu bataklığı gül bahçesine çevirmek için gece gündüz çalışıyoruz. İstiyoruz ki bu gülün dikilmesinde bütün 65 milyon Müslümanın emeği olsun. Bunun için uğraşıyoruz. Mescitler Allah'ındır. Öyleyse oralarda Allah'a şirk koşmayınız. Sayın hocam, bu ayet-i kerime günümüzdeki durumu izah edebilir misiniz? Allah muhafaza buyursun. İşte vergi kutsaldır hutbesi okudun o hutbeden bu duruma düşer insan bilerek veya bilmeyerek. Bugünkü vergiyi kutsaldır dedin, Allah gör. Bilerek yaparsan şirke düşersin. Bilmeden söylersen günahı kebair işlersin. Çünkü bu vergi kutsal olamaz. Bu vergi zulümdür. Zenginden alıyor, fakire veriyor. Çünkü vergi masrafa yazılır. Bizde vergi masrafa yazılmaz. Servetten alınır. Fakirde, zenginden alınır, fakire verilir. Bugünkü sistem fakirden alıyor, zengine veriyor. Bu kutsal denmez. Bunlar Allah'ın mescitlerinde vergi, en basitinden bu gibi şeyler, efendim, vergi gibi hükümler ve diğer efendim Allah'ın hükümleri, turizmi methetme, namusu efendim ırza geçecek adam bunu fazilettir diye söylüyorsun. Allah'ın mescitlerinde şirk koşulmaz. Tövbe etmek lazım.
İlkokulları 8 seneye çıkartarak İmam Hatip liselerini baltalamak istiyorlar. Fakat biz de İmam Hatip liseleri orta kısmını ilkokullar birleştirerek İmam Hatip liseleri 12 seneye çıkarsak olmaz mı? Hem böylece İmam Hatip talebeleri kökten yetiştirilecek. Kapanacak. İslam kökten yetişecek. Neyse. Bu hususta açıklamalar yaptım. İnşallah buna mani olacağız. Ama gelirsek Allah'ın izniyle kardeşimizin de söylediği gibi kökten halledeceğiz. Lisedeki bizim evladımız değil mi? Sadece İmam Hatip talebelerini düşünmek kâfi. Hepsi bizim bu vatanına, bizim kardeşlerimiz. O halde ilkokuldan itibaren Allah'ın memnun olduğu talebe yetiştirmek görevimizdir. Allah'ın izniyle ister 8'e ister 15'e çıkarsınlar. Her lise bir Kur'an yuvası, her ilkokul bir Kur'an yuvası olacaktır. Ve buna kimse mani olamayacak. Yeter ki millet olarak milli görüşe bir destek verin. Bir defalığına bizi destekleyin. Mektep kitabına bismillah. Tabii. Ya İstiklal mahkemelerinde katledilen alimler ve başsız kalan Müslümanlar ne olacak? Bu ümmetin başı var mı? Yoksa ne zaman gelecek? Bu ümmetin başı olsaydı İsrail canavarı 14 milyonla yeryüzüne böyle cirit atamazdı. Ümmetin başını kopardılar. Bunları konferanslarımızda söylüyoruz. Bizi Birleşmiş Milletler'e bağladılar. Şu anda ümmetin başı var. Kim söyleyecek? Fezle koyan. Ona bağlı. İki kişi kavga ediyor, hakem o. Birleşmiş Milletler. İran-Irak savaştı, onun hakemliğine. Allah muhafaza buyursun. Ümmetin, Müslümanların başı olmalı. Ne zaman olacak? Türkiye kapısı açıldığı zaman, Türkiye İslam aleminin lideri olduğu zaman, İslam Birleşmiş Milletleri diyoruz biz konuşmalarımızdan. Niçin? İslam Birleşmiş Milletlerin başı, Müslümanların başı olduğu için. O kurulmadan bu birleşmenin İslam aleminde sağlanması mümkün değil. O hususta da milletimize büyük görev düşüyor. Teokratik düzeni açıklar mısınız? Müslümanları bununla kandırıyorlar. Niçin? Tabii hastayı ameliyat ederken narkoz vururlar. Acı duymasın diye. Bunlar narkozlu sözler. Anlaşılmaz. Teokrasiye karşıyım. Hacı da alkışlıyor. Ne demek? Dine dayalı devlete karşıyım diyor. Allah'a dayalı. Allah'ın sözüne. Şey çıktı. Lütufsuz Doğan var bir tane. Doktor Lütufsuz Doğan. Efendim. Ordu'da konferans veriyor. Geçen. Biz de gittik oraya. Ordu'nun bir ilçesinde. Ben dedi Diyanet Reisliği yaptım, fetva veririm. Sosyal demokrat Kur'an'da var dedi. Sosyal demokrat olun. Allah Allah, millet linç edecek. Kızıyor, kızmayın dedim ya, konuş. Sosyal demokrat Kur'an'da var. Bandını dinlettiler, çıldırıyor millet. Bırakın ya, durup cevap veririz. Bandı var bu konuşmanın. Kur'an ayeti okuyor, solculukla alakalı. Dedim ne kızdınız ya? Kendi de karşıda dinliyor. Doğru konuştum. Sosyal demokrat ayetleri Kur'an'da var. Hem de sosyal demokratın ne olduğunu bilmediğiniz için kızdınız buna. Sosyal demokrat. Bir sosyal demokrata desen sosyal demokrat ne demek? Türkçesini konuş. Sosyal demokrat efendim. Türkçesi ne ya? Bilmiyor ki adam. Nereye gittiğini bilmiyor. Sosyal demokrat Yunanca bir kelime. Yunanca. Yunanca'da demokrat şeytan demektir. Şeytan. Yunanlar şeytana demok derlerdi. Bu adam diyor ki Kur'an'da sosyal şeytan ayetleri var. Tabii Kur'an'da şeytan ayetleri var. Ona çağırıyor. Kuş diliyle konuştuğu için millet bir şey anlamıyor işte. Şeytana çağırıyor herif, lütufsuz adam. Bu da bunun gibi bir şey. Teokrasiye karşıyım. Hacı amca anlaşıyor. Ne anlıyorsa cemaat bundan, teokraside ne anlıyorsa bilmiyorum. Onun için bu gibi cümleleri derhal sormak ve araştırmak lazım. Zaten söylüyor bunu efendim, cindoruk mudur, nedir o adam? Diyor, Komünist Partisi kurulabilir ama diyor, asıl tehlike Kur'an diyor. İslam tehlikesi var diyor, bunu görmemesinden gelemez. Ya. Bugünkü gelişinde Ehvenişer'den söz edildi. Ehvenişer nedir? Ehvenişer, şerrin içinde ehvenini seçme. Bu Müslümanların iktidar gücü olmadığı yerlerde zamanla uygulanmış fetvalardır iktidar gücü. Şimdi Müslümanların elinde iktidar. Ruslar gelip oy kullanmıyor ki, Müslümanlar kullanıyor. Bu ülkede şerrin içinde efen aranır mı? Ya şerri sen getiriyorsun ya hayrı sen getiriyorsun. Bir silah baskısı yok. İmam Azam'a sordular, çocuktu o zaman.
Hocasının ismi neydi İmam Azam'ın? Hammad Hazretleri. Hammad Hazretleri. Dediler ki, Numan yavrum gel bakayım, o zaman 7-8-10 yaşlarında talebe. Akıl ne işe yarar? Akıl. Çocuk tabii hemen bizim gibi cevap verdi. Akıl iyi ile kötüyü ayırt etmeye yarar. Başka? Başka bir şey yaramaz. Yo, bilemedi. Onu hayvanlar aklı olmadığı halde anlar. Hiçbir hayvan otların içinde zehirli yemez. Diliyle ayırır. Hiçbir eşeğe içki içiremezsiniz. Eşek olduğu halde içmez. Deneyin bakın. Deneyin bakın. Aklı yok, bu dert ciğerimi söker. Onun için içmiyor. Böyle. Hayvan bile şerrin içinde even aramıyor, biz arıyoruz. Şu hale bakın yahu. Şu hale bakın yahu. Yani hayvan even, şer otların içinde eveni yemiyor. Bitti. Aklımızı başımıza alalım ya. Hakkın kendisi varken batılı desteklemenin ne ruhsatı var. Nereden bu cevazı aldık ya? Efendim yaptırmazlar. Senin elinde mi yaptırtmak? O Allah'a aittir. Faal sıfatı Allah'ındır. Yetkiyi vereceksin, yaptırmazsa o zaman konuşuruz. Dünyada yaptırma gücü Allah'a aittir. Sen Müslümanları iktidara getireceksin, yaptırma. Hangi güç onun önüne durabilir? Müslümanlar diyorum. Allah'ın izniyle bizim generalimizden albayına kadar hepsi konuşalım Allah'ın izniyle. Ya bir saatlik işleri var ya. Hepsi bu davayı sevecek. Bilmiyor ki. Birçoğunla konuştum. Hele bir tanesiyle ziyarete gittim. Zannettim kapıda bizi herhalde kucaklar gönderir. Sakallı filan. Girince içeri. Bir boynuma sarıldı. Aman kahve içmeden bırakmam dedi. Albay bu. Şaşırdım. Ya bir band dedi dün akşam dinledim. Aman Allah. Ya biz vatan satılıyormuş da, bayrak yırtılıyormuş da, bu vatanı satan masonlara nöbetçilik yaptığımızın şu anda farkına vardık diyor. Asker. Allah Allah. Tabii. Ve o askeri lojman, subayların oturduğu lojmandan Refah Partisi %70 oy almıştır. Yani diyor, hepsi bizim insanımız bunlar. Hepsi. Onlara İslam öyle anlatmış ki gelince, efendim hanımlarını örtecek, efendim idam sepaları koy. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Herkes İslam inancında hürdür. Leküm din hüküm veliyeti. İnanan inancını yaşa, inanmıyor. Hazreti Fatih Roma Bizans altında hangisinin örtüsüne karıştı Bizanslı kızları? Hiç. Siz öyle, biz öyle. Gülle karşıladılar. İslam peygamberinin 23 yıllık inkılabında Bedir, Uhud, Hendek harplerini inceleyin. Ölenlerin sayısı yüzü geçmez müşriklerden. 100 tane ölü savaşta. 100 kişilik ölü büyük bir İslam inkılabı. Biz öldürmek için değil, taş atana gül atmak için geliyoruz. İslam yasaklar manzumesi değildir. Öyle gösteriyorlar, yasak. O yasak, bu yasak, o yasak, bu yasak, o yasak. Allah Allah, yasak olunca bu yasak gelmesin diye. Kur'an-ı Kerim'i incele, yasaklar 20'yi geçmez. Dinleri araştırın, Hristiyanlık, Yahudilik hepsi. Yasağı en az olan, helalı en çok olan İslam'dır. Suları sayıyor Cenab-ı Hak. Çeşme suyu, nehir suyu, erik suyu, kiraz suyu, elma suyu, armut suyu, vişne suyu. İç. Helal helal. Binlerce su helal. Bir tanesine yaklaşma. İçki. Bu mu yasaklar bahsediyorsunuz? Aynı şey. Sarhoşluk. Buna yaklaşma. Kuş etiye, güvercin etiye, bıldırcın etiye, tavuk etiye, koyun etiye, efendim, öykü tavşan etiye, şunu ye. Şeye yaklaşma, domuza yaklaşma. Ve domuz gibi birkaçını. Binlerce et helal, birkaç tanesi yasak. Bu din mi yasaklar manzumesi? Ama İslam'ı tanıtmadılar ki milletimize. İslam'ın gölgesinde herkes mutluydu. 600 sene Osmanlı mahkemelerinde bana boşanma davası gösterin, Hodri Meydan. 10 tane gösterin, özür dileyeceğim. 10 tane ya. Ailelerde böyle yuva, huzur vardı. Şimdi gidin Çanakkale'deki savcı kardeşime sorun. Bugün mahkemeleri meşgul eden davaların yarısı aile yuvalarının boşanması. Huzursuzluk. Kur'ansız bir hayat, Kur'ansız bir efendim aile hayatının sonu budur. İstediğin kadar koltuğun olsun. Dedemin koltuğu yoktu, evinde mutluluk. Öyle diyemem. Tabii. O kadar. Bu bazı fetvalar var, bunlara değinmiyorum. Vilayetin müftüsüne sorabileceğin şeyler onlara sorun. Bizim meselemiz
şu cemaatin bilhassa öğrenmek istediği konular üzerinde bu akşam. Onun için bunlar müftü fetvaları. Müftü efendi bunu cevaplandırır. Fatih'in büyüklüğünden ziyade nasıl bu hale geldiği, yetiştiği bilinmesi gerekiyorsa. Siz de bu seviyeyi... Evet. Fatih Sultan Muhammed Kur'an Mektebi'nden mezun olmuştur. Fatiha Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ve gençler, hepinize Fatiha Üniversitesi'nden mezun olmayı tavsiye ediyorum. Fatiha'dan mezun olmak, 500 üniversiteden mezun olmaktan hayırlıdır. Bu millet Fatiha Üniversitesi'nden mezun olduğu gün, Allah'ın izniyle Türkiye'de Kur'an'ın güneşi açacaktır. O Fatiha Suresi öyle bir üniversitedir ki her şey onda. Fatiha, Fatih Sultan Muhammed Han, bu surenin mahsulüdür. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsul. O acıyandır, bağışlayandır. Dünyada bütün kullarını doyurur, rızıklandıran, ahirette sadece dünyada onu tanıyanları cennetle müjdeleyendir. O din gününün sahibi, büyük mahkemenin sahibidir. Ancak sana secdeder, sana saygı duruşunda bulunur. Ancak sana kulluk ederiz. Ve ancak senden yardım dileriz. Ya Rabbi beni sana giden yolda, yol üzerinde hayatımı devam ettir. Ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın yoluna ulaştır. Ya Rabbi Yahudilerin ve Hristiyanların gittiği solculuk, sağcılık, milliyetçilik yoluna değil, senin yoluna beni ulaştır diye şu Fatiha Üniversitesi'nden toplum mezun olsun. Mariki Yevmiddin, şu üniversiteye bak ya. Din günü, büyük mahkemenin sahibi. Bitti. Memursun, rüşvet alamaz. Amirsin, zulmedemezsin. İşverensin, işçinin malı, alın terini sömüremezsin. Neden? Mahkeme günü var, o seni bekliyor. Her şeyi tedbir. Vatandaş, talebesin eline silah alıp, hocanı vuramazsın, polisine silah çekemezsin, savcıyı öldüremezsin, falanı vurama. Neden? Mahkeme günü var. Beni görmüyor diye karıncayı ezemezsin. Bu üniversiteden Fatih mezun olduğu için, işte şimdi elhamdülillah, 400-500 sene geçmiş, hala Fatih, Fatih olarak anılıyor ve şerefle anılıyor. İnşallah şu yenine yetişen nesil, babalarının gayretleriyle bu Fatiha suresinin potasında eriyecek ve yeniden şu ülkenin fethi için fatihler olmanın hazırlığında olacaktır inşallah. Dileğim budur. Avrupa'da sanayi ve teknoloji niçin son yüzyılda patlamıştır, ilerlemiştir? Daha önceki yüzyıllar hep yerinde sayarken. Bugün onu söyledim. Avrupa sömürüyü hızlandırdığı için bu teknolojiyi kurmuştur. Para gelince nenem de kurar bunu. Endonezya'yı sömür, Afrika'yı sömür. Dedem varken sömüremiyor. Osmanlılara karşı Haçlı seferlerinin sebebi İpek yolunu ele geçirmek. Bu alçak papazlara ben bunu söyledim. Hainlere, hep içindeki hainlere. Siz dedim hep yalandan fetvalar verdiniz kiliselerde. Kudüs elden gitti yürü. Halbuki Kudüs derdi yok ha, İpek yolu gitti ya. Hindistan'ı sömüremiyor hain. Ecdadımız 600 sene Asya'daki Müslüman sömürülmesin diye Haçlı seferlerine göğüs geldi. Bundan dolayı Amerikan kıtası keşfedildi. Amerika. Amerika'yı sen keşfettirdin bu hainlere. Baktı ki Hindistan cevizini alamıyor. Köleyi gemiye dolduramıyor. Osmanlı'yı geçemiyor ya. Tuttu gemilerle Amerika'yı aramaya, Amerika diyorum, Hindistan'a yol aramaya çıktı, Amerika'ya rastladı, dedenin korkusundan. İşte bu batı, 150 sene evveline kadar bu sömürüyü yapamıyordu. Ne zaman ki Osmanlı'yı işten çökertti, sömürü ele geçti, şimdi sömürüyü erip, tabii her türlü teknolojisini o sömürüyle rahat rahat yapar, evet. İnsanın yaratılmasının asıl gayesini de Allah-u Teala insanları isteseydi yaratmayabilirdi. Melek cehennemi istese yaratmayabilir. İnsan cennet veya cehenneme girse Allah'ın önlemi. O Allah ki isteseydi hiçbir insanı cinni cennete sokmaz, cehenneme gönderebilir isteseydi. Şimdi biz isteseydi şekliyle Cenab-ı Hakk'ın ne isteği ne istediği bilmeye, söylemeye yetkimiz yok. Allah böyle diledi, böyle olmuştur. Onun dilediği şey güzeldir. Allah-u Teala kendini kulları bilsin. Ve bana bu bana kullarım secde etsin için dünyayı yarattım diyor. Böyle olsaydı böyle. Bu ayetlere muhalif sözlerdir. Allah kulunun için yarattığını böyle söylüyor. Ben sizi bana kulluk edesiniz diye yarattım. Sen şimdi böyle olsaydı böyle. Olmaz. Cenab-ı Hak en iyi bilendir. Ondan dolayı Allah'ın yaratması en güzeldir. Ve tebarekallahu ehsenül halikin. Allah'ın yarattığı her şey en güzeldir. Dünya hayatını bir okul için yaratmış. Bunun sebebi hikmetini Cenab-ı Hakk'a cennete girince sorarsın. Şimdi bunu sorma yetkimiz yok. Bu kadarını açıklamıştır.
İraden var mı? Yok. Ölümü önlemeye gücün var mı? Yok. Dünyaya gelmeye, mani olmaya gücün var mı? Yok. Yaşın kaç? 20. 22 sene evvel neredeydin bilmiyorum hocam. E neden geldin? Sana mı sordular? Yok. Sormadılar. Kendi iradenle gelmedin. Kendi iradenle gelmediğine göre kendi iradenle de gitmiyorsun. Allah geleceksin. Bize de düşen görev şöyle olsaydı böyle olsaydı. Yorum yapma yok. Biz ne yapmalıyız ki? Allah'ın rızasına kavuşmalıyız. Bunu, bize düşen görev bunu sağlamaktır. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak sohbetimizi inşallah feyizli, bereketli kılsın. Müslümanları düşünenlerden eylesin. Elleriyle memleketin başına felaketleri getirenlerden eylemesin. Malıyla, canıyla, eliyle, diliyle, gönlüyle, ilmiyle kötülüklerde mücadele edenlerden eylesin. Allah'ın selamı üzerinize. Havalarına, Orli havalarına indiğimizde uçağın kapısı açıldı. Birdenbire bir Türk kızıyla karşılaştık. Elinde leğen elbezleri uçağı temizlemeye giriyor. Oradan konferansı verdik. Liz efendim İsviçre'ye, Zürih'e uçtuk. Zürih havalanında da uçağın kapısı açıldı. Yine bir Türk kızı uçağı temizleyecek. Oradan Frankfurt'a geçtik. Frankfurt havalanında da aynı manzarayı yaşadık. Bin yıl el öptürtmeyen bir millet atının özengisini öpmekte hasretti garbın elçileri diye destanlaşmış bir medeniyetin sahipleri bugün batının kapısında hizmetçi duruma düştüler. Niçin iktisadi ve ekonomik sahayı batılıların eline kendi gafletleri sebebiyle teslim etmeleri nedeniyle bugün bu ızdırabı bütün İslam alemi varlık içinde yokluk çekme ızdırabını bilfiil hep beraber yaşamaktayız. Şimdi bu iktisadi hegemonya öyle doruk noktaya vardı ki bilfiil Türkiye'deki fabrikalar, kamu iktisadi devlet teşekkülleri satılmaya başlandı. Biz bunu milli görüş olarak seneler önce bu millet uyansın diye söylemiştik. İşte Türk Hava Yolları grevi kasten devletin tarihiyle devam ettiriliyor. Çünkü Türk Hava Yolları 1986'da 14 milyar kar etmişken 4 sene sonra bu firma zarar etti gösteriliyor. Bilerek bu planlar yapılıyor. Çünkü Türk Hava Yolları'nı Amerika'daki Pegasus şirketi satın almak istiyor. Pegasus kim? Amerika'da bir şoför okulunun ismidir. Bu firma bu Türk Hava Yolları'nı satın almak için grev kasten uzatılıyor. Ve şimdi kömür madenlerini peşkeş çekmek istiyorlar. Zonguldak kömür madenini kapatmak istediler. Bereket versin Zonguldak halkı. Hakkını aradı, vatanına sahip çıktı ve böylece kömür madenleri kapatılmadı. Kömür madeni kapatılmadı. Bu sefer Yahudi Alarko firmasının yönetim kurulu başkanı ve o firmanın sahibi İshak Alarton, madem bana Güney Afrika'dan kömür ithal müsaadesi vermiyorsunuz, vermek için Zonguldak kömür madenini kapatamadınız, Şırnak'taki kömür madenlerini kapatın dediler. Şırnak olaylarının iç yüzü budur. Bir Yahudi için Şırnak halkı sokağa döktürüldü. Kömür madenlerini kapat. Nasıl kapatacağız? Askere talimat verirsiniz. Şırnak'ta eşekle kömür taşıyan efendim Şırnaklı vatandaşın eşeklerini öldürdüğünüz zaman böylece kömür madenini rahatlıkla biz peşkeş çekebiliriz. Biz kapattırabiliriz dediler. Ve bu talimat yerine geldi. Bir günde 200 eşek öldürüldü bir Yahudi için. Halbuki benim bir eşeğim 10 milyon emperyalistten daha kıymetli. Daha kıymetli. Halk sokağa döküldü. Ya bizim eşeğe ne yapıyorsunuz? Başka öldürecek şey bulamadınız mı? Haşeratta eşeğe saldırıyorsunuz. Doğunun çağdaş vasıtası eşektir. Veya da köpek kızağı. Kars'ta kardeşlerimiz anlattı. Doğunun çilesi bu. Hanımı hamile köyden ilçeye yetiştirecek karın üzerinde doğunun çağdaş vasıtası. Çağ açıp çağ kapayan Türkiye'de doğunun modern vasıtası. Nedir? Köpek kızakları. Köpek kızağına hanımını bindirdi, doğru ilçeye, gece yarısı. Koştu heyecanla,
hemen hanımını hastaneye ulaştırmak için kızaktan atladı. Bir de ne görsün, hanımı kızakta yok. Nerede benim hanım? Telaşla geri döndü, heyecanla süratli geriye doğru yürüdü. Bir de ne görsün, hanımının kemikleriyle karşılaştı. Aç kurtlar paramparça etmişler. Bu doğunun fotoğrafıdır. Emperyalistler, Müslümanlar iktisadi sömürüyü anlamasın ve diğer sömürüleri anlamasın diye toplumu düşünmez hale getirmek için bazı oyunlar oynamıştır bizim üzerimizde. Doğudaki halkı jandarmayla düşünmez hale getirdiler. Karakolla kafalarını ezdiler, konuşanı ve düşeni dövdüler ve böylece Doğu halkı dayak korkusundan sömürünün farkında olamadı. Doğuda neden köpeklerin su içtiği yerden çoluk çocuğuma mama yaparken batıda Florya'daki beyler köpeklerine Fransa'dan mama getirmeyi çağdaşlık zannediyor düşüncesini fark edemedi. Neden dayak korkusundan emperyalizmin oyununu bozamadı? Batıdaki bizleri de düşünmez hale getirmek için içki kumarhane meyhane ile uyuşturdu, ülkemiz içerisinde oynanan oyunları fark edemez oldu. Bir kısmımızı futbol sahalarında eyledi, oynattı ve bir kısmımızı da cami, iş yeri ve yatak üçgeni etrafında tuttu. Müslüman ticaretle efendim başka işle meşgul olamaz zehiriyle afyonlaştırdı ve uyuşturdu. Merhum Necip Fazıl öyle diyor. Vallahi Türkiye'de çevrilen emperyalist oyunları, Türkiye'de Türk milletine oynanan ihanetleri, Merih'te evi olan anlar, Merih'te oturan anlar da ey Türk milleti, sizin ruhunuz Merih'ten de öteye mi göç etmiştir? Bu kadar büyük oyun. Bir iktisadi hegemonyayı sağlamak için fabrikalar satılıyor. Bir ihanet zincirine ihanetler ekleniyor. Ankara'daki 5 boynuzlu otellerde vatanımız satılmaya devam ediyor vatan hainlerin eliyle. Demir çelik fabrikalarının pazarlığı bugünlerde yapılıyor. Sümerbank'ın pazarlığı bugünlerde yapılıyor. Ege tütüncüsünün başı sağ olsun. O ihanet geçen hafta imzalandı. Yabancı sigara fabrikalarının Türkiye'de kurulma müsaadesi ve ithalat müsaadesi resmen. Devletin başı Avustralya'ya giderken havaalanında kendisine imzalattırıldı. Ondan evvel Yahudi güdümündeki bazı basın organları ve televizyon ekranı tam bir aydır sigara fabrikaları satılsın için kamuoyunu şartlandırdılar. Biz Almanya'dan bunu takip ettik, siz daha yakın izlediniz. Televizyon programlarında gördünüz. Türkiye'deki sigara fabrikalarındaki makineler paslanmış, eskimiş, çok eski demoda olmuş makineler. Bu makinelerle biz yerli sigara yapamayız. Mecburen bu fabrikaları tasfiye etmemiz lazım. Oyunuyla 65 milyon uyuşturuldu. Milletin gözüne baka baka Ege tütüncüsü katledildi. Millet bunun farkında değil. Onun arkasından şimdi çaya göz diktiler. Rize çayı, fındığı nasıl yapacaklar bunu? İthalatı resmen efendim serbest bıraktılar ve böylece Rize çayı elimizde çok fazla stok bulunan gıda maddeleri, tarım maddelerinden biriyken dışarıdan yabancı çay getirmek suretiyle bugün Rizeliler çay paralarını bir senedir alamıyor. Dışarıya çay parası ödediğimizden ve devletin başı televizyona çıkıyor. Diyor ki Türkiye öyle kalkınıyor ki biz Lüksemburg'a borç para veriyoruz. Kendisine söylüyoruz. Sen bırak Lüksemburg'daki Hansa borcu, çaycının çay parasını ver, fındıklının fındık parasını ver, Ege'linin tütün parasını ver, Akdenizli'nin pamuk parasını ver ya. Sana oy veren Hasan'ın alın terini vermeyeceksin, ondan aldığın parayı Hansa vererek batıdan alkış toplayacaksın. Batıdan alkış alamazsın, tokat alırsın, tokat. Batı alkışlamaz, tokatlar. Batının huyu bu. Biraz sonra o konulara değineceğiz. Özetlemek suretiyle takdim ediyorum. Geçen gün Cumhurbaşkanı havaalanında bir pot kırdı. Dileriz sözünü geri alır. Çok büyük hakaret. Benim nazarımda zenginler fakirlerden çok daha kıymetlidir. Çünkü sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki
Zenginin şerefi fakirden daha üstündür haşa. Bir de bu emperyalist niyetine Nur Muhammed'imizi alet ediyor. Bu sözde iki tane büyük tehlike var. Bir, peygamberimiz böyle bir hadis-i şerif varit etmemiştir. İki, bu sırada kapitalizm çökmek üzere, bunalım içinde, sosyalizm çöktü, gençlik ortada kaldı. Süratle dünyada İslam'a dönüş hareketi var. Bu hareketi engellemek için bu söz söyleniyor. Ha, demek ki İslam'ın peygamberi de emperyalistten, sömürücüden yana göstermek için bu yalan uyduruluyor. Benim peygamberimin böyle bir sözü yok. Benim peygamberimin başka bir sözü var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu benim peygamberimin başka sözü, gerçek sözü bu. Bunu istismar ediyor. Bizim inancımıza göre hırsız kimdir? Pür dikkatle dinleyiniz. Hırsız kime derler? Hırsızın tarifi. Hırsız açlıktan çalan değil, varlıktan